Dünya Edebiyatı'nın 40 Çınarı, 40'lar Kulübü İnsanoğlu teknolojiye gömüldükçe biraz daha uzaklaşıyor özünden. Yani kendinden yani insandan. Teknoloji yaşamımızda olmalı tabii ama bizi özümüzden ayırıyorsa tehlike arz ediyor demektir. Her şeyi tek tuşla kaydedebiliyoruz. Her fotoğraf karesini özenle saklıyoruz ama biriktirdiğimiz kaç GB için geri dönüp bakmaya zamanımız var. Dünyaca ünlü yazar Paul Cello'nun bir sözü var. Zaman öldürmekten başka şeyler yapın çünkü zaman sizi öldürüyor. Evet aslında zaman bize öldürüyor. Olabildiğince az mala yani işlerle meşgul olup en önemli ve insani ilk muhatap alan söze yönelmeliyiz. Oku dikkatimizi celbetmeli çünkü bak dinle ya da söyle diye buyrulmamış. Oku emrine riayet edip her kaynaktan fikrimize yansıyacak ve bizi özümüze götürecek aydınlıkları toplamalıyız. Kırklar Kulübü olarak dünya edebiyatının mevzu bahis edildiği bu kitabımız ile de siz özüne dönme çabasında olan okuyucularımıza bu yolda bir katkımız olsun istedik. Siz ki oku emrinin şereflendirdiği güzel insanlar. Ernest Hemingway Bütün iyi kitapların ortak bir özelliği vardır. Gerçekte olmuş olanlardan daha sahicidirler. Nobel ve Pulitzer ödüllerinin sahibi Amerikalı romancı, kısa hikayeci ve gazeteci Ernest Hemingway 21 Temmuz 1899'da Chicago yakınlarındaki Illinois Oak Park'ta doğdu. 2 Ağustos 1961'de Küba'daki evinde silahını temizlerken bir kaza kurşununa, parantez, kendini öldürdüğü de ileri sürülür. Kurban giderek yaşama gözlerini yumar. Beş çocuklu ailesinin iki erkek çocuğundan birisidir. Çocukluğu Michigan'da göl kıyısında orman içinde geçmiştir. Avlanmayı, balık tutmayı, açık hava sporlarını orada öğrenir. Doktor olan babasıyla birlikte sık sık yolculuklara çıkar, her çeşit spora ilgi duymuştur. Çocukluk döneminde bir müzisyen olan annesinden müzik eğitimi almıştır. Hemingway liseyi bitirdi fakat üniversite öğrenimi görmedi. Yazmaya henüz lise çağında başlayan Hemingway okul gazetesinde yazılarını yayınlar. Liseden sonra genç Having ve Kansas City Star gazetesinde muhabir olarak çalışmaya başlar. Bu yıllarda Birinci Dünya Savaşı patlak verir ancak Having Way, gözündeki bir rahatsızlık yüzünden orduya girememiştir. Birkaç yıl sonra gönüllü olarak Amerikan Kızıl Haç Birliği'ne ambulans şoförü olarak alınır. Kızıl Haç'ta çalışmaya başlar başlamaz gazetedeki işinden ayrılır. Gazetede kaldığı kısa zaman içerisinde birçok yöntem ve de teknik öğrenmiştir. Daha sonraki yıllarda o günleri gazetecilik yıllarında öğrendiğim kurallar en güzelleri idi. Ve de tüm yazarlık hayatım boyunca onları unutamadım şeklinde hatırlayacaktır. İki yıl burada görev yapan Hevingway cephede yaralı bir İtalyan askeri taşırken yaralanır ve İtalyan hükümetinden Gümüş Onur Madalyası Kahramanlık Nişanı alır. Birlikte teğmen rütbesiyle terhis olan Hemingway muhabirlik mesleğine geri döner ve gazetelerde çalışır.